Gençler görmek istiyoruz. Hey, bütün bayrakları görmek istiyoruz Sakarya. Karda bile koşarız biz. Çamur olsa aşarız biz. İşte meydan coşarız biz. Evet, bayrakları görmek istiyoruz Sakarya. Bütün bayrakları havaya. Giriz. Hazır mıyız? Bakın tamam o geliyor. Milletimizin hizmetkarı geliyor. Büyük Türkiye'nin büyük düşünen lideri geliyor. İçinde hizmet sevdası, ardında milletimizin hayırlısı olan lider geliyor. AK Parti Genel Başkanı, Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. İşte Sakarya, işte Büyük Usta, Recep Tayyip. Recep Tayyip Erdoğan. Saygılar, Sakarya'da yürüyebilir miyiz? Sayın Başbakanımızın yanı sıra mitingimizi onurlandıran değerli konuklarımızı sizlere takdim etmek istiyorum. AK Parti Genel Başkan Yardımcımız, Ankara Milletvekilimiz Haluk İpek. Sanayi ve Ticaret Bakanımız, Kocaeli Milletvekilimiz Nihat Ergün. Sakarya milletvekillerimiz Recep Yıldırım. Sakarya milletvekilimiz Erol Aslan Cebeci. Sakarya milletvekili adaylarımız Hasan Ali Çelik. Sakarya milletvekili adayımız Ayhan Sefer Üstün. Sakarya milletvekili adayımız Şaban Dişli. Sakarya milletvekili adayımız Ayşenur İslam. Sakarya milletvekili adayımız Ali İhsan Yavuz. Sakarya milletvekili adayımız Ziya Cevherli. Sakarya milletvekili adayımız Ender Serbest. Sakarya İl Başkanımız Recep Umcuoğlu. Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanımız İsmail
Kara Osmanoğlu. İşte Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 2023 vizyonuyla Sakarya'yı ve Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşıyacak olan AK kadrolar sizleri selamlıyor. Bayrakları bir indirebilir miyiz? Bütün bayrakları. Bütün bayrakları indirmenizi istirham ediyoruz. Başbakanımız şu an içerideki ekrandan bizleri izliyor. 12 Haziran'da sandıkları ak, ülkemizi aydınlık yapacak olan ak ellerinizi görebilir miyiz? Ak eller, ak elleri görmek istiyoruz. Arka taraf, eller, 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 eller. Bütün elleri görmek istiyoruz. Evet, elleri indirmiyoruz. Harikasınız. Karda bile koşarız biz. Çamur olsa aşarız biz. İşte Sakarya. İşte meydan. Coşarız biz. Elleri indirmiyoruz. Bütün elleri görmek istiyoruz değerli hemşehrilerimiz. Bütün eller. Evet, harikasınız. Elleri indirmiyoruz. Bizim hedefimiz 2023. Bizim hedefimiz Cumhuriyetimizin 100. yılında lider olma yolunda ilerlesin ülkemiz. Şahlansın her alanda güzel Türkiye'miz. İşte AK Parti çağırıyor herkesi. Gel sen de katıl bu coşkuya. Gel şimdi tam vakti. Gel şimdi tam vakti. Elleri görmek istiyoruz. Bütün elleri görmek istiyoruz. Haydi Sakarya! Biz beraberiz. 74 milyon kardeşiz biz. Ayrı gayrı yok bizde. Çünkü biz Türkiye'yiz. Karanlık aydınlıktan, yalanlar doğrulardan kaçar. Güneş yalnız olsa da etrafına ışık saçar. Sen yürü başbakanım, kargalar sürüyle kartallar yalnız uçar. Evet, bütün elleri görmek istiyoruz. Demokrasi için vur mühür AK Parti'ye. Çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği için vur mühür AK Parti'ye. Temel hak ve özgürlüklere dayalı milletin kendi anayasası için vur mühür AK Parti'ye. Birimiz değil, hepimiz için vur mühür AK Parti'ye. Haydi bir daha Sakarya, haydi bir daha Türkiye, bir daha Sakarya hazır, hedef 2023, Türkiye hazır, hedef 2023. İstikrar sürsün, Sakarya büyüsün, istikrar sürsün, Türkiye büyüsün. Elleri görmek istiyoruz, bütün eller, ak eller, ak elleri görmek istiyoruz. İşte bu eller, işte bu eller, 12 Haziran'da sandıkların ak,
ülkemizin aydınlık olacağını müjdeleyen eller. Elleri görmek istiyoruz. Aynı yoldan geçmişiz biz. Aynı sudan içmişiz biz. Yazımız bir, kışımız bir. Aynı dağın yeliyiz biz. Şarkılar bir, türküler bir. Hep beraber söyleriz biz. Halaylar bir, horonlar bir. Aynı sazın teliyiz biz. Gönüller bir, dualar bir. Bir Allah'ın kuluyuz biz. Has bahçemiz yurdumuzdur. Aynı bağın gülüyüz biz. Haydi bir daha Sakarya. Haydi bir daha Türkiye. Sakarya, eller eller eller, vakit tamam, o geliyor, hazır mıyız? Milletimizden aldığı güç ve destekle, aydınlık vizyonuyla ülkemizi yarınlara taşıyan lider. Kararlı oluşun, erdemli, dik duruşun sembolü. Milli birlik ve kardeşliğimizin teminatı. Hayatını milletine adayan istikrar ve itibarın sembolü. Milletimizin hizmetkarı, AK Parti Genel Başkanı, Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan. İşte Sakarya, işte Büyük Usta, Recep Tayyip Erdoğan. Sevgili Sakaryalılar, sevgili kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Buradan tüm Sakarya'ya, Adapazarı'na, Akyazı'ya, Arifiye'ye, Erenler'e, Fevizli'ye, Geyve'ye, Hende'ye, Karapürç'e, Karasu'ya, Kaynarca'ya, Kocaali'ye, Pamukova'ya, Sapanca'ya, Serdivan'a, Söğütlü'ye, Taraklı'ya selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Buradan, bu güzel şehirden, bu renkli şehirden, bu hoşgörü şehrinden Balkanlara, Kafkasya'ya, Bosna'ya, Makedonya'ya, Kosova'ya, Arnavutlu'ya, İskeçe'ye, Kırcaali'ye, Gümülcine'ye, Batum'a, Gürcistan'a, Abasya'ya, Acarya'ya, oralardaki kardeşlerimize de selamlarımı yolluyorum. 81 vilayetin 81'ini de en renkli şekilde temsil eden Sakarya'dan tüm Türkiye'ye selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Kardeşlerim, biz Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Abasıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Adigeleriyle, Manavlarıyla, Boşnaklarıyla, Pomaklarıyla, Tatarlarıyla, Roman kardeşlerimle bir olduk, beraber olduk, yaratılanı yaradandan ötürü sevdik.
Eğer bir hoşgörü şehri görmek isteyen varsa Sakarya'ya gelsin. Eğer farklılıkların nasıl bir zenginlik oluşturduğunu güzellik oluşturduğunu görmek isteyen varsa Sakarya'ya gelsin. Hani son günlerde çok beğeni kazanan o bizim güzel bir reklam filmimiz var ya. Ne diyoruz biz? Aynı yoldan geçmişiz biz. Aynı sudan içmişiz biz. Yazımız bir, kışımız bir. Aynı dağın yeliyiz biz. Şarkılar bir, türküler bir. Hep beraber söyleriz biz. Halaylar bir, horonlar bir. Aynı sazın teliyiz biz. Gönüller bir, dualar bir. Bir Allah'ın kuluyuz biz. Has bahçemiz yurdumuzdur. Aynı bağın gülüyüz biz. İşte Türkiye bu. İşte Sakarya bu. Evde hangi yemek pişerse pişsin, evde hangi dil konuşulursa konuşulsun, şurada Orhan Camii'nde kıblemiz, kitabımız, duamız bir. Allah muhabbetimizi daim etsin. Ağzımızın tadı hiç bozulmasın. İnşallah kardeşliğimiz daha da büyüsün. Ebedi olsun inşallah. Sevgili kardeşlerim, bu vesileyle ikinci ligden birinci lige Bankasya'ya yükselen Sakarya Spor'u, Tatangaları gönülden tebrik ediyorum. Sakarya Spor'umuzu Süper Lig'de de göreceğimize inanıyorum. Yöneticisinden teknik direktörüne, tüm sporcularına, taraftarlarına kadar herkesi kutluyor. Kendilerine Bankasya'da başarılar diliyorum. Sevgili kardeşlerim, 12 Haziran seçimlerine artık bir hafta kaldı. Haftaya pazar günü, bugün seçim yapıyoruz. Türkiye'nin geleceği adına son derece önemli bir karar vereceksiniz. Sözde, karar da bir kez daha milletimizde olacak. Ben inanıyorum ki benim Sakaryalı kardeşim İstikrara oy verecek. Ben inanıyorum ki benim Sakaryalı kardeşim siyasi kumar oynamayacak. Ben inanıyorum ki benim Sakaryalı kardeşim şu 8 yıldaki başarıya oy verecek. Türkiye'nin büyümesinden, demokrasiden, özgürlüklerden yana oyunu kullanacak. Şunu çok açık yüreklilikle ifade ediyorum. Eğer hizmetlerimizden, icraatımızdan memnunsanız mührü bir kez daha gelin AK Parti'ye vurun. Eğer hedeflerimizden, 2023 projelerimizden memnunsanız mührü bir kez daha AK Parti'ye vurun. Türkiye büyüsün diyorsanız mührü AK Parti'ye vurun. Başlayan yatırımlar tamamlansın. Yeni ve büyük projeler
başlatılsın diyorsanız, hayaller gerçek olsun diyorsanız, mührü AK Parti'ye vurun. Tercihinizi eser siyasetine, hizmet siyasetine gelin kullanın. Ne olur Sakaryalı kardeşlerim, futbol takımı tutar gibi parti tutmayın. Futbol takımı tutmak başka bir şey, eser siyasetine oy vermek başka bir şey. Ben soruyorum Sakaryalı kardeşlerime, Allah aşkına şu CHP Sakarya'da geçmişinden bugüne hangi eseri bıraktı? İşte şurada ne güzel bir pankart asılmış. Görüyorsunuz değil mi? Hal ortada. Bu ne periz ne lahana turşusu. Kardeşlerim, peki 3,5 yıl bizden önce MHP iktidar oldu. Allah aşkına sorun ya. Şu Sakarya'ya ne yaptı? Türkiye'ye ne yaptı? Bakınız, 280 milyar dolar milli gelirle devraldı MHP. 230 milyar dolarla bize devretti. MHP bu. Biz nereye çıkardık? 740 milyar dolara çıkardık. Şimdi benim Sakaryalı kardeşim bu MHP'ye mi oy verecek? Değerli kardeşlerim, bu CHP'ye mi oy verecek? Buyurun. Şimdi soruyorum ben. Sakaryalı memur kardeşime soruyorum. İşçi kardeşime soruyorum. Allah aşkına sizin maaşlarınızdan ne malar adı altında bu CHP, bu MHP para kesmedi mi? Niçin kesti bu parayı? Yatırım için mi? Hayır, faizleri ödemek için kesti. Peki size bu para ödendi mi? Ödenmedi. Ne zamana kadar? Biz gelene kadar. Başbakan oldum. Masaya oturdum. Baktım ki devletin memuruna, işçisine eski rakamla 13,5 katrilyon borcu var. Bugünkü rakamla 13,5 milyar. Dedim ki devlet memuruna, işçisine borçlu olamaz. Bu parayı hemen ödeyeceğiz. Ve sendikalarla oturduk, konuştuk, görüştük. 13,5 katrilyonu takır takır ödedik. Bunu biz yaptık. Bunu CHP yapmadı. Bunu MHP yapmadı. Biz yaptık, biz. Şimdi soruyorum. CHP'ye oy veren kardeşime, MHP'ye oy veren kardeşime, memura, işçiye soruyorum. Kim düşündü seni? Onlar mı? Biz mi? Konut edindirme yardımı. Ne zamandan beri kesiyorlar? Kestiler bu parayı. Konut var mı? Yok. Ah kardeşlerim. Şu ana kadar ne ödedik biliyor musunuz? İşçiye, memura 3 katrilyon ödedik bundan dolayı. Gene biz ödedik. Ya bunlar soydular, soydular benim işçimi, memurumu. Şimdi çıkmış diyor ki ben memurdan yanayım. Ben işçiden yanayım. Nasıl memurdan yanasın ya? Parayı sen kestin. Ödemedin. Biz geldik ödedik. Biz. Hala biz ödüyoruz. Onlar borçlandı, biz ödedik. Onlar kirletti, biz temizliyoruz. Sevgili kardeşlerim, devletin borçlanma faizi neydi biliyor musunuz? %63. Kimin cebinden çıkıyordu? Milletimin, Sakaryalı kardeşimin. Şimdi %7. Aradaki fark 56. Kimin cebinde kalıyor? Vatandaşımın. Enflasyon %30'du. Şimdi ne oldu?
değerli kardeşlerim 7. Aradaki fark 23. Kimin cebinde kalıyor? Mutfakta Ayşe ablanın, Fatma ablanın cebinde kalıyor. Neredesin CHP? Neredesin MHP? Siz yaptınız bu rezilliği, siz! Kardeşlerim, Allah'a hamdolsun. Bakınız, şu MHP 30 milyar dolar IMF'den borç aldı. Kardeşlerim, bize 23,5 milyar dolar borçla devrettiler. Kim ödedi IMF'ye borcu? Biz. Şu anda ne kadar kaldı? 5 milyar dolar. Biz IMF ile 3,5 yıldır anlaşma yapmıyoruz. Kendi ayaklarımızın üzerinde duruyoruz. Biz duruyoruz. Merkez Bankası bizim milli bankamız değil mi? Hani bunlar milliyetçiydi? Kardeşlerim, ne kadar parayla bize devrettiler biliyor musunuz Merkez Bankası'nı? 27,5 milyar dolar. 27,5 milyar dolar. Yarısı da yurt dışındaki işçilerimizin döviziydi. Şimdi Merkez Bankası'nın kasasında ne var biliyor musunuz? 97 milyar dolar var. Artış 70 milyar dolar. Soruyorum Allah aşkına. Bir kere bunların ağzından duydunuz mu ya? Merkez Bankası buradan buraya geldi dediğini duydunuz mu? Vaka bu. Hiçbir zaman yapılan güzellikleri anlatamazlar. Çünkü bu iş gerçekten bir nezaket meselesidir. Sevgili kardeşlerim, biz damdan düştük. Biz bu ülkede çok çileler çekenleri biliriz, çektiklerimizi biliriz. Biz düşüncenin yasaklanması nedir çok iyi biliriz. Bu ülkede inancın yasaklanması nedir çok iyi biliriz. Kardeşlerim, bakın şu dosya bu ülkede inançların nasıl yasaklandığının belgesidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin camileri nasıl kapattığının belgeleri buradadır. Benim Sakaryalı kardeşim bu CHP'ye mi oy verecek? Ne diyor beyefendi? Biz eski CHP değiliz, yeni CHP'yiz. Senin biz bu kelime oyunlarına mı uyacağız? Senin geçmişin kirli. Bak, burada yazıyor. Karakadı Camii'nin, değerli arkadaşlarım, Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsisiyle kütüphaneye dönüştürülmesi. Belge. Cumhuriyet Halk Partili bakanların imzaları altında Cumhurbaşkanı olarak da İsmet İnönü'nün imzası var. Bu Bakanlar Kurulu kararıdır. Bitmedi. Arapça levhaları yasakladılar bunlar. Arapça levhaları. Ayet, hadis ve ahlaki öğütleri havi Arapça levhaların dağıtılmasının meni yani yasaklanması mevcutlarının da toplattırılması Bakanlar Kurulu kararı altında tüm CHP'li bakanların imzası üstünde de İnönü'nün imzası. Buyur. Ben belgeyle konuşuyorum, belgeyle. Bunların genine işlemiş, genine. Bu CHP'ye mi oy verecek benim Sakaryalı kardeşim? Değerli kardeşlerim, bitmedi. Bakınız, çok enteresan. Sorgun'da, Sorgunlu Ahmet Taşkın tarafından yazılan ve 1949 yılında Ceyhan Matbaası'nda basılan
İlmihal adlı broşürün dağıtılmasının yasaklanması. Buyurun, Bakanlar Kurulu kararı. İlmihal ya, İlmihal. Bakanların imzaları var, İnönü'nün onayı var. Belge, belge, laf değil. Değerli kardeşlerim, bir başkası yine çok ilginç. Namazın hakikati nedir? Bu eserin esrarı ve hikmetleri Niyaz gözler artık biraz da görmüyor. Bu kitabında çok enteresan muzur yazıları taşıdığı görüldüğü bundan dolayı toplantılmasına. Tüm Bakanlar Kurulu'nun imzası ve İnönü'nün onayı. Bu dosyada bunlar var. Değerli kardeşlerim, biz bunları babamızdan, dedemizden çok dinledik. Benim babam bu yasaklardan dolayı Rize'den kaçtı, İstanbul'a geldi. Abim Zonguldak'a, ardından Sakarya'ya geldi. Hep bunlardan kaçtılar. Bu çilelerden adeta kovalamacı oynadılar. Okutturulmadılar, okuyamadılar. Ve kümeslerde saklandıklarını anlatırlardı. Bu çileleri çektiler. Biz bunların ne olduğunu biliyoruz. Ama Sakaryalı CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. Gelin bu oyunu 12 Haziran'da beraber bozalım. Üstad Necip Fazıl ne diyor? Sakarya türküsünde vicdan azabına eş, kayna kayna Sakarya, öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya. Artık biz bu ülkede parya olmayacağız. Biz bu ülkenin öz evlatlarıyız. Parya düşüncelere sahip olanlara 12 Haziran'da dersini benim Sakaryalı kardeşim verecek, ben buna inanıyorum. Bir avuç seçkin, bir avuç çete, bir avuç sermaye bu ülkenin tüm kaynaklarını tüketirken, bütün enerjisini kullanırken geriye kalanlara, millete siz uzak durun dediler. Öyle mi? Sen okuyamazsın dediler. Senin başörtün var dediler. Sen ancak temizlikçilik yap dediler. Öyle mi? Sen git süpür dediler. Çaycılık yap dediler. Senin neyine doktorluk dediler. Senin neyine şöyle yetişip de kalifikasyonu yüksek bir bayan olman dediler. İdareye karışmayın dediler. Demokrasi sizin neyinize? Özgürlük sizin neyinize? Biz size gerektiği kadarını verdik dediler. Mürteci dediler, gerici dediler, cahil dediler, işçi dediler, yoksul dediler, köylü dediler, taşralı dediler. Güya bizi aşağılamak istediler. Bugün ne diyorlar? Göbeğini kaşıyan adam. Bidon kafalı. %60'ı aptal. Beyinsiz. Bu ifadeleri kullanıyorlar. Bize aynı gözle, aynı nazarla baktılar. Hatırlayın, şahsımla alakalı ne dediler? Muhtar bile olamaz dediler. Manşet attılar. Allah kudret kuvvet sahibidir. Ne oldu? Halkın ve hakkın dediği oldu. Millet idareye el koydu. Bugün artık millet demokrasiye, özgürlüklere, hakkına ve hukukuna en güçlü şekilde sahip çıktı. Vesayet altında siyaset yapma dönemi bitmiştir.
Bugün demokrasi anlam kazanmıştır. Milli irade en güçlü şekilde işler hale gelmiştir. Şimdi artık sıra yeni bir anayasada. Şimdi artık 12 Haziran'dan sonra millet kendi anayasasını yapacak. Dışlayan değil, kucaklayan, ayıran, bölen, parçalayan değil, birleştiren, devleti değil, vatandaşı düşünen, kısıtlayan değil, özgürlükçü bir anayasayı inşallah sizlerle birlikte yapacağız. 74 milyonun tamamı işte bu benim anayasam diyecek. Van, Muş, Bitlis bu anayasaya sahip çıkacak. Sakarya, Bolu, Düzce bu anayasa benim anayasam diyecek. İnşallah hem demokrasi artık çok sağlam bir zemine hem de 2023 hedeflerimizin önünü açarak işte ilk ondaki o büyük Türkiye'yi beraber kuracağız. Sevgili kardeşlerim, Türkiye'yi yeni, özgürlükçü, sivil bir anayasaya kavuşturacak olmamız bazı çevreleri çok ciddi şekilde tedirgin etti. Artık son kullanma tarihleri geçen, hükmü kalmayan çeteler son bir gayretle istikrara hedef almaya başladılar. Türkiye'nin kaynaklarını, enerjisini yıllarca tüketen çeteler yeni bir organizasyonla suyu bulandırmanın gayreti içine girdiler. Dikkat edin değerli kardeşlerim. Önce CHP'yi yeniden dizayn ettiler. Yeniden tasarladılar. Adına yeni CHP dediler. Çetelere avukatlık yapan CHP'yi çetelere kol kanat gelen CHP'ye dönüştürdüler. İşte şimdi yavaş yavaş komplolar ortaya dökülmeye başladı. Yeni CHP'yi kimlerin tasarladığı, arkada kimlerin pusuya yattığı ortaya çıktı. Biz ulusalcı çeteleri biliyorduk. Akıl hocalığı yapan eski siyasetçileri biliyorduk. İş adamı kisvesinde siyaset mühendisliği inşa edenleri biliyorduk. Ama şimdi buna bir de uluslararası çeteler dahil oldu. Ben İsrail'e 10 emirden birini öldürmeyeceksin emrini hatırlattığımda CHP'nin bu sanal genel başkanı çıktı, Tel Aviv adına bana cevap yetiştirmeye kalktı. Genel başkanlık koltuğuna oturtuldu. Daha ilk ayda Tel Aviv'in avukatlığına soyundu. İngiltere'ye gidiyor. Ne diyor? Ben olsaydım Mavi Marmara'yı göndermezdim diyor. Ben olsaydım İsrail'le ilişkilerin bozulmasına izin vermezdim diyor. Tel Aviv'de kendisine verilen bu selamı alıyor. Uluslararası dergi ve gazetelerde AK Parti aleyhine bu Musevi gruplar kampanya başlatıyor. Ya Sayın Kılıçdaroğlu, sen istersen bu uluslararası meselelere hiç girme. Bu meseleler senin boyunu aşar. Çok istiyorsan git Yunanistan'ı kurtar. Geçen bir gazeteyle görüşme yapıyor ya röportaj. Ne diyor? Dayan yorga, Kılıçdaroğlu geliyor. Tabii Yunanistan'ın en çok satan gazetesi de ne diyor? Dayan Yunanistan, Kılıçdaroğlu geliyor. Dalga geçiyor. Ama Atina'nın ötesine hiç geçme Kılıçdaroğlu. Uluslararası ilişkiler çark etmeyle yürümez. Uluslararası ilişkiler yalanla yürümez. Uluslararası ilişkiler popülizmle yürümez. Filistin'e, Gazze'ye sırtını dönenler bu millete sırtını dönmüştür. Benim başörtülü kızlarıma bakarak
Onlar Suudi Arabistan'a gitsin diyenler, onları aşağılayanlar, şurada. Arap kadınlarını aşağılayanlar aslında kendi milletine, kendi değerlerini de hakaret etmiştir. Uluslararası şebekelerin projesi olarak meydana çıkanlar millet nezdinde daha baştan kaybetmiştir. Sen kaybedebilirsin. Kendi bileceğin iş. Ama milletimizle birlikte biz Türkiye'nin kaybetmesine asla müsaade etmeyiz. Benim milletim bütün tarihi kendi halkına ve onun değerlerine karşı mücadeleyle geçmiş, bunlara çanak tutanlara da bu ülkeyi asla teslim etmemiştir. Şimdi bakın kardeşlerim, 2007 yılında 22 Temmuz seçimlerinde Sakarya'da tam 253.033 kişi AK Parti'ye oy verdi. Yani Sakarya'da her 3 seçmenin ikisi AK Parti dedi. Sayın Kılıçdaroğlu Bursa'da bir pankart okudu. Ardından da teşekkür ederim dedi. Ne yazıyordu bu pankartta? AK Parti'ye oy vermeyeceğim çünkü hala bir beynim var. Şimdi orada biri densizlik yapıyor. Hadi bunu anlarız da CHP'nin genel başkanı nasıl oluyor da bu densizliği tekrar ediyor? Nasıl oluyor da bu pankarta teşekkür ediyor? Bu hakaret tüm demokrasiye inananlara yapılmış bir hakarettir. Tüm halkımıza yapılmış bir hakarettir. Kardeşlerim, işte bunların demokrasi anlayışı bu. Bunlar bu ülkeyi kendi il başkanlarını vali yaparak yönettiler. Partinin il başkanı vali olur mu ya? İşte CHP ile Türkiye'de biz bunu da gördük. Kardeşlerim, bitmedi. Bakın şu anda benim elimde iki tane örnek var. Şunu Antalya'da verdiler bana. Antalya'da. Ne biliyor musunuz? Toz şeker dağıtım kartı. Şu. Biliyorsun değil mi anacığım? Ve bu 1973 yılına ait. İbrahim Bey diye bir kardeşimize vermişler. Toz şekerini bununla veriyorlar. Dağıtım kartıyla. Görüyor musun? Sene 73. Gençler bunu dinleyebilir. Gençler, yeniden toz şekerini eğer karneyle almak istiyorsanız gidin oyunuzu CHP'ye verin. Kardeşlerim, eğer yağı, benzini gidip de karneyle almak istiyorsanız oyunuzu gidin CHP'ye verin. Çünkü bunlar bu ülkede ne zaman geldiyseler açlık başlamıştı. Burada gördüğünüz zat Sayın Demirel bu CHP ile ilgili ne demiştir biliyor musunuz? CHP iktidara geldiği zaman süt veren ineğin sütü kurur demiştir. Ama bunu diyen Demirel bak şimdi beraber. Beraber. Niye? Çünkü iktidarda AK Parti var. Bitmedi. Bakınız. Şu nüfus kağıdını bana Trabzon'da verdiler. Sakarya'da çok Trabzonlu kardeşlerim var. Trabzon'da verdiler. Burada da ne yazıyor biliyor musun? Tabii bunun senesi biraz eski. 42. Değerli kardeşlerim, 2 metre trit bezi ver diyor. Mühürle. Ya trit bezini bu ülkede CHP iktidarı millete
nüfus kağıdına damga vurmak suretiyle dağıttı ya. CHP bu ya. CHP denince akla yoksulluklar gelir. CHP denince akla kuyruk gelir. CHP denince akla yokluk gelir. İşte 70'li yıllarda bunu yaşadık. Sayın Baykal Enerji Bakanı'ydı. Kardeşlerim, benim çiftçim mazot bulamazdı. Karneyle mazot alırdı. Aa kardeşlerim, şimdi biz doğal gazımızı kullanıyoruz değil mi? Ah neler çektik be. 5 kat, 6 kat, 7 kat binanın bodrumuna iniyor muydu? Doğalgazı buraya biz getirdik. Ve kardeşlerim, oradan kömürü alacağız, öyle mi? Kömürü alırken sıçanlar da orada cirit atıyor. Öyle değil mi? Çıkaracağız yukarıya. Kül, koku, pislik, her şey, öyle mi? Bir odayı ısıtabiliyorsun, diğerleri yok. Koy güğümü, kovayı sobanın üzerine, oradan sıcak su. Ama şimdi böyle bir dert var mı? Şimdi kombinin düğmesine bas, tüm daire ısınsın. Düğmeye bas, sıcak su. Yahu, yani batıda Helka'nın, Meri'nin bu konforu olacak da benim Ayşe bacımın, Fatma bacımın niçin olmasın ya? Neden? Bunu biz getirdik, biz. Bunlar getiremedi. Geldiğimizde 9 ile doğalgaz verebilmişlerdi. Şimdi 69 il. 81 ilin tamamına gideceğiz. Niye? Çünkü batıda ne varsa doğuda o olacak. Kuzeyde ne varsa güneyde o olacak. 780 bin kilometre karenin tamamında olacak. Sevgili kardeşlerim, bakın meydanlarda milleti aldatıyorlar. Dün resmi gazetede yayınlandı. 205 bini aşkın sözleşmeli personeli 4B kadrosundan 4A kadrosuna çıkarmak suretiyle sorunlarını çözdük. Tamam mı? Şimdi hayırlı olsun diyorum. Çünkü aylardır, yıllardır beklentileriydi ve biz de bunu anında çözdük. Bunlar ne yaptı? Bunlar sadece kuru sıkı attı. Ama biz sözü veririz, yaparız. Bunun içinde sağlıkçı var. Bunun içinde öğretmen var. Bunun içinde Kur'an kursu hocaları var. Hepsi var. Hepsini çözdük, bitirdik. Değerli kardeşlerim, bunun yanında emeklilerin diyor derdinden biz anlarız. Ya siz ne anlarsınız be? Göreve geldik. Değerli kardeşlerim, bakınız, tüm emekli kardeşlerime sesleniyorum. Sadece memurlara değil, hepsine. Kardeşlerim, bakınız, Bağkur Tarım emeklisi biz geldiğimizde ne alıyordu biliyor musunuz? 66 lira alıyordu. Bağkur Tarım emeklisi. Şimdi ne alıyor biliyor musunuz? 473 lira. Artış %617. %617 artış var. Bakınız değerli kardeşlerim, Bağkur esnaf emekçisi ne alıyordu biliyor musunuz? 149 lira. Şimdi ne alıyor? 634 lira. Artış ne biliyor musunuz? %325. Bağkur bu şekilde memur emeklisi ne alıyordu? 377 lira. Şimdi ne alıyor? En düşük memur emeklisini söylüyorum. 936 lira. Artış ne? %148. SSK işçi emeklisini alıyordu? 257 lira. Şimdi ne alıyor? 782 lira. Artış %204. Tarım emeklisini alıyordu 216 lira. Şimdi ne alıyor? 705 lira. Artış %226. Kardeşlerim, bakınız
memurun sorununu en azını 1'e 3 artırdık. İntibaklarını da biz halledeceğiz. Biz hallederiz. Bunu böyle biliriz. Kardeşlerim, istikrar sürdükçe, imkanlar arttıkça, Türkiye büyüdükçe bunu tüm kesimlere süratle yansıtmaya devam edeceğiz. Kardeşlerim, bakınız 163 bin derslik yaptık Türkiye'de. 163 bin. Ve Türkiye genelinde bütün bunlarla beraber 500 bin konut inşa ettik. 360 binini sahiplerine teslim ettik. Sakarya'ya 2045 derslik yaptık. 10.789 bilgisayar gönderdik. Peki bizden önce bilgisayar yok muydu? Vardı. Niye buralarda bilişim teknolojisi sınıfları kurmadılar? Bunlar gerici. Kurmazlar ama biz kurduk. Kitapları ücretsiz olarak verdik mi? İlk öğretimde de orta öğretimde de. Sosyal güvencesi olmayanlara ilk öğretimde 30 lira verdik. Kızlara 35 lira. Orta öğretimde erkeklere 45 lira verdik. Kızlara 55 lira verdik. Anneye 150 lira verdik. Değerli kardeşlerim. Ve üniversite öğrencilerine 45 lira veriyordu MHP yönetimi. Biz 240 lira veriyoruz. Master öğrencisine 480 lira veriyoruz. Doktora öğrencisine 720 lira. Şimdi size bir müjde veriyorum. Artık okullardan kara tahtayı kaldırıyoruz. Okullarda akıllı tahtaya geçiyoruz. Bilgisayar donanımlı. İnternet ağıyla dünyaya bağlı. Size böyle birer tane elektronik kitap dağıtacağız. Nasıl? Güzel mi? Güzel mi? Ve seçimden hemen sonra ihalesi yapılıyor. Ön hazırlıklar tamam. 4 yıl içinde peyderpey tüm Türkiye'deki okullarımıza akıllı tahtayı monte edeceğiz. Ve bu elektronik kitabı da çocuklarımıza dağıtacağız. Bunları ücretsiz olarak dağıtacağız. Fakir zengin ayrımı yapmayacağız. Bütün dersler bunun içinde mevcut. Bununla git, bununla gel. Kardeşlerim, neyi düşünüyorum biliyor musunuz? Ya diyorum, bize ne çileler çektirdiler ya. Hayret. Yani bunlar bizden önce de vardı. Amerika'da Edward, George, Mary, yani bunlar bundan istifade ediyordu. Yani benim Sakarya'mda Ahmet'im, Mehmet'im, Hasan'ım, Hüseyin'im, Ömer'im, öyle mi? Ayşem, Betül'üm, Fatma'm. Ya niçin onlar bundan istifade edemesin? Neden? İşte buyurun bak, şu anda yaptık ve yapıyoruz. Hemen ihale adımı atacağız. Kardeşlerim, biz inanıyoruz, çalışıyoruz ve başarıyoruz. Sağlıkta, sağlıkta kardeşlerim, şu ana kadar bizim Sakarya'ya yaptığımız yatırım ne biliyor musunuz? Sağlıkta, sağlıkta. Bakın bu çok önemli. Yaptığımız yatırımlara bakın değerli kardeşlerim. Hastanelerle yürüyoruz. 227 trilyon yatırım yaptık. Değerli kardeşlerim, istediğin hastaneye gidiyor musun? İstediğin eczaneden ilacını alıyor musun? Peki Baykal döneminde kardeşlerim, Sayın Kılıçdaroğlu'nun döneminde, Kılıçdaroğlu biliyorsunuz aynı zamanda bir de SSK Genel Müdürlüğü yaptı. Sayın Bahçeli bizden önce 3,5 yıl Sağlık Bakanlığı'nda ondaydı biliyorsunuz.
canlımızı da ölümüzü de hastanelerde rehin rehine aldılar mı? Ah kardeşlerim. 8 yıl SSK'nın genel müdürlüğünü yaptı. Sağlık sorununu çözemedi. SSK'yı batırdı. Sağlam aldı, çürük bıraktı. Değerli kardeşlerim, ama şimdi benim vatandaşım istediği hastaneye gidiyor. Özele de gidiyor, devlete de gidiyor. İstediği eczaneden gidiyor, ilacını alıyor. Mesele bu. Şu Sakarya'da tomografi cihazı. Ah benim kardeşlerim, ah. Bakınız, biz geldiğimizde Sakarya'da devlet hastanelerinde tomografi ve MR hizmeti verilmiyordu. Şimdi 5 tane tomografi ve 2 tane de modern MR cihazı var. Olmadığı için ne oluyordu? Buradaki hastalarımızı başka illere gönderiyorlar. Ya Ankara, ya İstanbul, neresiyse. Diyaliz cihazı ne kadardı biliyor musun? 29 tane Sakarya'da. Şimdi kaç tane? 194 tane. 112 istasyonu 6 taneydi. Şimdi 19. 9 tane ambulans vardı koskoca Sakarya'da. Şimdi 28 tane. Uzman hekim sayısı 229'du. Şimdi 321. Ebeve hemşire 884'tü. Şimdi 1342. Ve böylece açığı kapattık. Ve çok büyük bir hastaneyi de inşallah bitiriyoruz ayrıca. Adalet hizmetlerinde Akyazı Adalet Sarayı'nı tamamladık. Hizmeti açtık. Sapanca ve Sakarya Adalet Sarayları'nın inşası da tamamlandı. Seçimden sonra onların da açılışını yapacağız. TOKİ olarak 5228 konut uygulaması başlattık. 4796'sını sahiplerine teslim ettik. Ulaştırmada Sakarya'da 64 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı 79 senede. Biz 8 senede 144 kilometre bölünmüş yol yaptık. Şimdi MKC yolunu biliyorsunuz değil mi? Tünelleri görüyorsunuz değil mi? İşte bizim farkımız bu. Ondan önce o yollar çile yoluydu, çile. Ölüm yoluydu, ölüm. Sakarya'yı, Kocaeli, Bilecik ve Düzce'ye bölünmüş yolla bağladık. Ankara-İstanbul hızlı tren projesi Sapanca'dan geçiyor. Bundan siz de istifade edeceksiniz. Sakarya, Ankara ve İstanbul'a yüksek hızlı trenle ulaşacak. Değerli kardeşlerim, Adapazarı, Karasu, Ereğli, Bartın Limanı bağlantılı demiryolu projesinin de sözleşmesini Nisan ayında yaptık. Onu da bitirdik. Değerli kardeşlerim, bir diğer adım atıyoruz şimdi. O da şu. Tarımda Sakarya'ya bu dönem içerisinde sevgili kardeşlerim 2002'de 9 trilyon verilmiş destek. Biz 2010'da 74 trilyon destek verdik. Farkımız bu. 294 trilyon 8 yılda ödedik. Ziraat Bankası %59 faizle kredi veriyordu çiftçiye. Biz %5. Esnaf sanatkara Halk Bankası %47 faizle kredi veriyordu. Biz %5. Farkımız bu. 75 trilyon hayvancılık desteği verdi. Değerli kardeşlerim, şimdi ne kadar zamanımız var? Bir haftamız var. Bir hafta. Ben şimdi ne diyorum biliyor musun? Ben ne diyorum biliyor musun? Bir hafta kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Bütün dost, ahbap, yaran, herkesi telefonlarla aramaya var mıyız?
Akı. Sus sus. Değerli kardeşlerim, bir hafta çok çalışacağız. Artık final haftasındayız. Tamam? Çok çalışacağız. Sandıklardan AK Parti'yi gümbür gümbür çıkaracak mı? Nasıl bir netice istiyoruz? Nasıl bir netice? Heh. Ama çok çalışacağız. Siz isterseniz Allah'ın izniyle olur. Ama siz isterseniz olur. Tamam? Ama çalışacağız. Çok çalışacağız. Hepsinden fazla çalışacağız. Çünkü inşallah inanan ve çalışan kazanır. Tamam. Ben sizde bunu görüyorum. Sizin gözlerinizde bunu görüyorum. Size inanıyorum. İnşallah haftaya pazar akşamı Türkiye'ye durmak yok, yola devam diyeceğiz. İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün diyeceğiz. İstikrar sürsün, Sakarya büyüsün diyeceğiz. Türkiye hazır, hedef. Evet abi. Sağ olun, var olun. Şöyle bir daha bayraklarımızı bir kaldıralım bakalım. Hazır mıyız? Biliyorsunuz değil mi hattımızı? Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bize her şey sizi hatırlatıyor. Bize her şey sizi hatırlatıyor. Bize her şey sizi hatırlatıyor. Günümüz kutlu olsun. 12 Haziran Türkiye'miz için, Sakarya'mız için, tüm milletimiz için, Sakaryalılar için hayırlı olsun. Yeni anayasamız için, temel hak ve özgürlükler için, ileri demokrasi için yeni bir milat olsun diyorum. Ve arkasından şunu söylüyorum. Yol onun, varlık onun, gerisi hep Angarya. Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya. Yeah.
için, Türkiye için, Türkiye için, Türkiye için. İster doğudan gel, ister batıdan, ister Anadolu'dan, ister Trakya'dan gel. Mutlu olmak için gel, huzur bulmak için gel. Burada gönüller birdir, dostluk ararsan gel. İşte AK Parti çağırıyor herkesi. Gel, sen de katıl bu coşkuya. Gel, şimdi tam vakti. Gel, şimdi tam vakti. Kustayla hedef, bütün bir yıldız. İstiklal sürsün, Sakarya büyüsün. İstiklal sürsün, Türkiye büyüsün. Karda bile koşarız biz. Çamur olsa aşarız biz. İşte meydan, işte Sakarya, coşarız biz. İşte Sakarya, işte büyük usta Recep Tayyip Erdoğan. Aynı yoldan geçmişiz biz, aynı sudan içmişiz biz. Aynı yoldan geçmişiz biz, aynı sudan içmişiz biz. Yazımız bir, kışımız bir, aynı dağın biriyiz biz. Yazımız bir, kışımız bir, aynı dağın. Aynı sudan içmişiz biz. Yazımız bir, kışımız bir, aynı dağın biriyiz biz. Yazımız bir, kışımız bir, aynı dağın biriyiz biz. Şarkılar bir, türküler bir, hep beraber söyleriz biz. Kalaylar bir, Allah'ın kuluyuz biz, asma çevir.